İyi akşamlar. Cengiz Başkan'la gündemim başlıyor. Konumuz geçen iki hafta önceki gibi dinimizde avcılığın yeri ikiyi işleyeceğiz. Bayağı bir soru cevap şeklinde olduğu için hepsini cevaplayamamıştık. Arkadaşların iki hafta önce kalan soruları da cevaplayacağız. Hemen şunu belirtmek isterim ki avcı dostlar, avcı arkadaşlar, şu anda biliyorsunuz bir hafta 10 gündür internet üzerinde müthiş bir savaş mı, kargaşa mı, ne dersen de. Ha, bazıları soracak bu nedir diye. Zaten herkes biliyor arkadaşlar, çok şikayet geliyor şu vurduğumuz hayvanların teşhiriyle ilgili. Hani bazı arkadaşım ama ben buna karşı değilim ama nacizane fikrimi söyleyeyim. Arkadaşlar tamam, vurduğunuz limit dahilinde olanlarla tabii ki internette yayınlayabilirsiniz. Ama öyle katliam yapar gibi arabanın üzerine ağaçlara asıyorsunuz. Yani ne diyeyim, bunun gibi bir sürü çeşitli şeyleri yaptığınız zaman görüyorsunuz hayvanseverleri. Herkes okumuştur zaten. Yani avcılar maalesef iktidarsızmış diye yazıyorlar. Maalesef çok üzgünüm ve kızıyorum ama kurallara uyan arkadaşlarımız da vebali altında bırakıyorsunuz. Ya bir avcı şunu soruyorum, ben şunu sormak istiyorum. O kadar avın içinde yani internete vermek, kendini neyi ispatlamaya çalışıyor ben onu anlamıyorum. Ya limitler dahilinde eğer vurmuşsa tamam, saygı duyarım. Resmini çekebilir, internette yayınlayabilir. Bak şöyle de bir kelime oyunu yapıyorlar. Ya arkadaş, bunu avcının hiçbiri de yemez. Yani vuruyorsun vuruyorsun, şu anda bu senede malum ördek, bilhassa çulluk bu zamanda bol oldu. Bereketini versin diyelim ama katliam da yapmayalım arkadaşlar. Kurallara uyalım. Hani geleceğimiz nesillere de bir şeyler de bırakalım ve de hayvanseverlerden de müthiş bir protesto var arkadaşlar. Yapmayın bunu. Bak geçen de bir arkadaşımız yine vardı. Arkadaş da diyemeyeceğim ona, vurmuş tavşanları, doldurmuş öyle, bir de internette yayınlı. Hemen alttaki yorumları dinleyin. Bir tane bizi destekleyen insan var. Zaten avcı desteklemez onu. Arkadaşlar bunu yapmayın. Bakın gittikçe kötüye gidiyor bu işler. Zaten bizim sahibimiz yok zaten. Avcıların biliyorsunuz sahibi yok. İyi de bakmıyorlar bize. Ha şunu da söyleyeyim. Avcılık da bir spor değildir arkadaşlar. Bir tutkudur, bir sevdadır. Bunu da herkes bilsin böylelikle. Ve uzatmayalım bu konuyu çünkü çok uzun mesele. Sizden ricam arkadaşlar, tüm avcı dostlara diyorum. Böyle yayınlar yapmayın. İnternette yapmayın. Hoş gözükmüyor. Hele bu arada zaten avcı kota sıkmaya başladı. Evet, hemen konuğumuza dönelim. Ne demiştik? Dinimizde avcılığın yeri. İkisini işliyoruz. Konuğumuz ilahiyatçı hocamız Mustafa Yanık hocamızı rica ettik. Yine bir haftadan sonra, geçen hafta zaten çok yoğun olduğundan dolayı yine sağ olsun geldi ve onun ikincisini yapıyor. Devam ediyoruz. Ve hocam hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? Çok teşekkür ediyorum. Bir hafta senin Allah çok işte yoğundun onun için. Ben de bu hafta. Ben de Ege taraflarına öyle bir gittik geldik. Oldu. Güzel oldu. Oldu. Sağ olun. Diğer konuğum biliyorsunuz zaten olmazsa olmaz. Almış zaten bir tane fil getirmiş buraya. Her zaman bir şey getir. Yine başladı. Artık haftaya bilmiyorum ne çıkarır diye. Ve Emin Esenkova. Menajerim. Hoş geldin sayın menajerim. Merhaba, iyi akşamlar. Hemen bir soru. Programa açılışında dedin ki avcılar sahipsiz, sahibimiz yok dedin. Öyle mi? Evet, doğru diyorum. Sizin federasyonunuz, konfederasyonunuz yok mu başkanım? Yani şu anlamda diyorum. Evet. Yani bizi destekleyen avcının haricinde kimse yok. Orada bir yanlış anlaşılma olmaz. Ha, avcılar sahipli diyorsunuz. Ya avcılarımız maalesef bir kendini haricinde sahipsiz kaldı. Hocam, ben orada bir şey dinledim. Yani sevgili dostum Cengiz Başkan şöyle bir şey söyledi. Hayvan severlerin dedi, çok şeyine uğradık diyor. Yani gazabına uğradık. Çok büyük eleştirilde bulunduk diyor.
Ben geçmiş tarihleri, aslında benim okul hayatımda tarihçilik de var. Şimdi geriye döndüğümüz zaman. Biraz kuvvetli hocam, tam duymuyorum. Geriye döndüğümüz zaman, yani eski çağlara döndüğümüz zaman. Şöyle bir bakış yapalım hep beraber. Eski çağlarda geçimler bir noktada toplanırdı. Özellikle av konusunda. Ya ondan ticaret yapılırdı ya da etinden faydalanırdı. Şimdi hayvanseverler o zaman hiç yoktu. Besleyen de yoktu. Şimdi öyle bir son şu 15 yılda ve 20 yıldır veya 30 yıldır öyle bir bakıyorum ki ben bir din adamı olarak, bir ilahiyatçı olarak hayvanlara o kadar özen gösteriyorlar ki, o kadar televizyonlarda patlama var zaten. Ben eleştirmiyorum ama bir şey söylemek istiyorum. Patlama var. Kediyi gösterir. Neredeyse affedersin hanımların en çok iğrendiği fareyi gösteriyor. Gidiyor köpeği gösteriyor. Yani öyle hayvan çeşitleri gösteriliyor ki. Şimdi avcı kardeşlerimizi tenkit etmeleri hatalı. Mesela ben önce bir şey söylemek istiyorum. Diyorsunuz ki internette teşhir ediyor diyor. İşte evet, tavşanları vurmuş. Çok var maalesef. Bunlar yapılıyor. Şimdi bakın, bunları teşhir etmek yasak değil sevgili dostum. Eski Göktürklerde vurdukları zaman büyük alkışlarla karşılanırdı. Tebriklerle karşılanırdı. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu hayvan denilen, yani özellikle beslenmemiz gerektiği hayvanlar karşısında o zamanlar bu başarılı avlardan dolayı ki biliyorsunuz mızrak ve oklarla yapılırdı bu avlar. Bunlar büyük bir başarıydı o zaman. Şimdi bakıyoruz gündeme geldi. Yani 21. yüzyıla geldik. Nedense neredeyse insanlara av yasaklığı, et yememe yasaklığı böyle bir durum oluyor. Yani hem et yiyorsun hem de insanları tenkit ediyorsun. Ben avcı kardeşlerimizi bir ilahiyatçı olarak, din adamı olarak hayvan severlerin eleştirmesini doğru bulmuyorum. Çünkü öyle olduğu zaman avcıları dışlamak, hayvan severleri sevmek gibi bir ayrımcılık zuhur ediyor. Onun için ben hayvan sever kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Yani siz avcı kardeşlerimizi tenkit etmeyin. Biraz evvel söylediğim gibi belki bir spor değildir ama ne olursa olsun insanlar o gün 10 kilometre, 20 kilometre yol yapıyorlar. Belki de 3 tane keklik avlayayım diye, 3 tane bıldırcın avlayayım diye, 3 tane ördek avlayayım diye, 3 tane karabatak avlayayım diye. Belki de köylere zarar veren domuz avlayayım diye. Bunların mücadele ettiğin zaman eğer tenkit ediyorlarsa bence yanlış. Çünkü arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir başarıdır. Bir güzelliktir, bir hoşluktur yani. Ama hocam ben, orada şu var, şuna ek yapayım. Onda hemfikiriz. Ben yorum yapıyorum ama yani. Ama bak şimdi burada ince bir nokta var. Ne biliyor musunuz? Burada vurulan hayvanın, yani kanunların koyduğu limit haricinde fazla vurulanla, yani diyelim 4 doğru tane değil, ise 10 tane, 15 tabii, tane vuruyor, bir de resimliyor bunu. Doğru değil, onu gören avcılar beğenir. Bizde maalesef var bu. Evet. Avcı beğenir ama işte hayvanseverler orada maşallah onunla çok güçlü. İşte o, şimdi o yasak olan şeyler, haklısınız. Yani fazla bir diyoruz. Ava kotayı aşıyorsa evet, ona söyleyecek sözüm yok. Ama hayvansever kardeşlerime söylüyorum. Siz avcıları böyle kınayeli bir şekilde oraya vurmuş. Bence büyük bir başarı. Yani vurmuş adam. Gelmiş, geyiğini vurmuş veya İşte domuz avlamış, köye zarar veren. Keklik avlamış, karabatak. Ha, aşırı yapıyorsa, kotayı aşıyorsa yanlış. Ama eğer bu avı normal şartlarda yapıyorsa, ki ben her zaman buradan söylüyorum, profesör arkadaşlar daha yeni bunu öğrendiler. Hayvan kesinlikle ve kesinlikle acı çekmez, korkmayın yani. Yani hayvanseverler bunu düşünerek yapıyor. Yeter ki hayvana eziyet etmeyin. Eziyet olmasın hayvan. Onu hocam geçen aynısını biri yaptı. Bir bayan bir köpeğe, biliyorsun avcının en çok sevdiği köpektir zaten. Doğru, hiç tartışılmaz. Köpek de tütürüyordu hayvan. Kadın işte bak işte aç kaldı, üşüyor, canı acıyor falan. Hemen bir tanesi tek ya, hemen aklımdan geçti o ara. Diyor ki, o da hemen cevap veriyor. Hayvan acı çekmez diyor. Hemen aklıma geldi. Ötekiler de onu öyle bir eleştiriyor ki, çekmez olur mu diyor. O diyor açlıktan diye titreme aynen yapıyor öyle diyor. Abi kan hareket etmiyor. O titreme hissi ve bakın hissi ve kuvvet bakımından geliyor. Evet. Emin Bey bir şey diyecek tabii, herhalde tabii, gülüyor. Evet. Buyur Emin Bey. Burada arka planda izleyicilerimiz de var. Başta Kadir Çiftçi olmak üzere. Ona Kadir orada yönetmenlik yapıyor. Evet. Orada oturmuş şimdi Kadir. Hemen size şu sorayım.
şunu sorayım. İkinize birden sorayım. Hocama da sorayım. Bu hayvanseverler sadece kendi ülkemizde mi var yoksa dünyada mı? Dünyanın her tarafında var. Dünyada da bu kadar yaygın mı bu hayvanseverlik? Tabii özellikle bizim Türkiye'mizin dışında daha fazla yaygın. Peki. Sahipsiz kedi köpek ya da benzer hayvan yurt dışında görebilir misiniz? Hayır, yok. Öyle bir şey yok. Dışarıda hiç yok. Görmedim. Bu bir. Bunu bir kenara koyalım. Tamam. Hayvanseverler burada 1-0 malum. O zaman cevabı kendiniz verseniz. Bir dakika. Burada hayvanseverler 1-0 malum bir kere. Malum tabii. Evet. 2. Yurt dışındaki av kotaları, İspanya, İskoçya, İtalya, Fransa, aklınıza gelebilen her ülkede milyonlarca rakamlar var vurulan. Milyon adetler var. Ve bu milyon adetlerle birlikte çekilmiş olan fotoğraflar var. Evet. Bunlara hiçbir tepki yok. Bizim ülkemizde neden var? Sebep açıklamasını hemen tabii. Cevabını da verin. Çünkü sistem yok. Başkanın dediği gibi sahipsizlik var. Bizi yöneten kimse yok. Hocam, bizi yönetebilecek kimse de olmayacak. Bizi yönetebilecek bu sistem asla bu şekilde devam etmeyecek. Bu sistem ne zaman olacak biliyor musunuz? Birisi bize dikte edecek. Sen şunu yapacaksın diyecek. O da kim biliyor musunuz? Çok özür diliyorum. Bizim şu andaki DKMP sistemiyle değil. Ne zaman biz Avrupa Birliği'ne girersek bizi o zaman dikte edecekler. Diyecekler ki kardeşim sen şunu yapacaksın. Şu avlakta bunu üreteceksin. Burada bunu koruyacaksın. Bunu burada üreteceksin. Çünkü adamlarda sistem var. Bir çalışan bir mekanizma var. Bunu başarmışlar. Bunu Türkiye'de bizim başarabilmemiz imkansız. Bu arada hocam hemen şu var. Arkadaşlar bir şeyi hatırlatmakta yarar var. Bundan sonra soracağınız sorularda muhakkak adınızı soyadınızı yazın. Çünkü yazmadığınız zaman sorunun kimden geldiği belli olmuyor. Eğer adı soyadı olmayanlar bundan sonra cevaplandırılmayacak diye. Bu da bir hatırlatma yapayım. İki hafta önce gelen sorulara hemen geçeyim. Çünkü telefonda başladı hemen sorular gelmeye. Ama söz hakkı iki hafta önceki olanlar burada tuttum notları. Hemen hocama sorayım. Evet. Hemen bak ama bunu bir kereye mahsus okuyorum bunları. İsim olmayanlar da var. Bundan sonra okumayacağım. Telefon 4668 en sonu. Diyor ki yaralı olan av köpeğim. Pardon, yaralı olan avım gitti düştü ama yaralı diyor. Köpeğim gitti onu öldürdü diyor. Haram mı helal mı? Haramdır, yenmez. Tamam hocam, hemen geçeyim ikinci soruya. Avda bir hayvan vurdum, almadım. Sonra gelip aldım. Olur mu? Bingöl'den selamlar dedi. Haramdır, yenmez. O da yenilmez, haramdır. Bir soru, araya bir ek koyalım bu senin ilk soruna karşılık. İlkine mi? Evet, ilkine. Arkadaşlar telefondan aramayalım, cevap vermiyoruz çünkü. Köpek arıyor. Getirdi. Bu haram mı? Yok, bak ne diyor başında. Ha, ya, o, köpek aldı getirdi, o değil. Ha. Köpek başında onu epey zaman tuttuğunu anlatıyordu. Orada evet, ölü olarak getirdi. Ölü olarak getirdi. Haram mı? Şimdi eğer köpeği sen takip ediyorsan, gidip alıp getiriyorsa haram değil. Haram değil. Evet. Ama ne yapması gerekiyor? Mundar olmaması. Hemen kafasını kesmesi gerekiyor. Tamam. Efendim bir tane de... Bakın ölü de olsa kesmesi gerekiyor sevgili Emin Başkan. Zaten ölü geliyor. Mesela yani. Hani yaralı getiriyor yani diyelim. Ölü de getirse kesmesi gerekiyor yani. Evet. Evet. Şimdi Yunanistan'dan vardı. Geçen iki hafta önceden. Ancak geldi ona sonra. Karaca avlamak günah mı diyor. Karaca avlamak niye günah olsun ki? Bilmiyorum. Şey yazdı hocam. Hayır, cevabı. Kesinlikle günah değildir. Yeter ki çünkü karaca eti çok lezzetli bir ettir ve kolay kolay da kusura bakma onun avı biraz enteresan bir değişik bir şeydir. Yani herkes onu avlayamaz, mundar edebilir. Anlatabildim mi? Anlat hocam. Karaca hayvanı çok enteresan bir hayvan olduğu için onu mundar etmemek şartıyla av yapılabilir. Herkes onu avlayamaz. Ustalar yani onu avlar. Profesyonel adam ya. Siz böyle söyleyebilirsiniz. Emin Başkan. Elimizdeki avcılık derken yaban hayatından bahsediyoruz. Yaban hayvanlarından bahsediyoruz. Evet. Avcı yaban hayatı dışında başka bir şey avlayabilir mi? Başka bir hayvan avlayabilir mi? Zaten yaban hayvanın dışında özellikle şunu söylemek gerekiyor. Yani ehil bir hayvanı avlaması doğru değildir zaten. Yani o zaman evdeki sivrisineği öldürmeyecek misin? Ama onlar ehil değil ki. Yabani. Yabani tabii onlar.
O da yani bir avcılık sayılır mı? Bence de sayılır. Yani şey olarak evde bizim hanımların avladı. Ya enteresan bir soru soruyor. Şimdi hocam ben ama onun eti yenmez hocam. Bir şey vardır. Sivrisineğe gelir. Niye böcekleri yiyor da uzakta o ülkelere? Bir sürü böcekler yiyor onlar. Evet biliyoruz. Tamam. Evet tamam onlar yeniyor da yani niye yenmesin? Çekirgeleri yiyorlar çatır çutur. Şimdi böcekleri yiyorlar. Şimdi onlar aslında bakın doğanın özellikle söylüyorum. Doğada bak bu çok kelimemi ne olur iyi anlayın ki siz bu işlerde ustasınız. Ben teori olarak anlatıyorum. Dinimizde özellikle doğadaki hayvanların çoğu yenilebilir. Neden? Yaban oldukları için. Çünkü beslenmeleri doğada olduğundan dolayı özellikle organik besleniyorlar. Bu beslenen hayvanların çoğunun o çekirge olsun değişik şeyler bunu zaten Çinliler olsun. Mesela Filipinler köpek yer. Köpek eti yer. Evet, doğru. Hem de beslerler güzel. Demek ki doğanın ama nasıl köpek? Sokaktaki köpekler değil. Doğa köpekleri. Özellikle kendilerinin özellikle çiftlik beslediği çiftlik köpekleri. Bravo teşekkür ederim. Çiftlik köpeklerini özellikle. Kendilerinin özel besledikleri köpeklerle ha dikkat ederseniz Filipinlerin yüzüne yediği şekle göre yüzleri de değişir ve onlara benzerler. Ya bu şimdi yani şunu son sözüm şunu söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Yani yaban olan bütün hayvanlar çekirge de dahil, kurbağa dahil yani özür diliyorum ama buna benzer bütün hayvanların etini herkes yiyebilir doğadaki olan. Bunlar eşek eti mesela. Bakın çok önemli şey. Eğer yaban eşeğin sütü nasıl insana fayda veriyorsa eti de yenir. E hocam atı da yiyor zaten Türkler. Ya atı binek olduğu için yasaklanmıştır. Yani ona yok, bir yiyorlar ama. Yiyebilirler tabii. Hayır yani yiyenler. Özbekistan, Kazakistan abi, tarafında yiyorlar. İhtiyar atı yenmez ama genç dinamik yaban atları güzel yenir. Onu bilmiyorum. Tabii yaban yabandan bahsediyorum bakın. Yaban hayvanlardan yaban çok enteresan. Hocam buyurun. Bunları çok devam, çabuk olur. Devam çünkü hocam. Bu telefonda geliyor. Kuşu vurdum, kanat kırığı düştü. Uzak mesafede tekrar atış yapabilir miyim yoksa koşup kesmek mi daha iyidir diyor. Bence koşup ikinci atışı yapmamak gerekir. Hemen koşup kesmekte büyük fayda vardır. Eğer takip edip görebiliyorsa. Oğuzhan kuşla ilgili. Kara kuşla Mustafa ilgili. Diyor ki kuşu vurdum diyor. Uzak mesafeye düştü. Tekrar atmam mı gerek? Hayır, yaralandı uzak diyor. Uzak mesafeye zaten uzağa hocam, düştüyse zaten atış yapamaz. Kesinlikle. Kesinlikle mesafenin kesinlikle dışında olan. Hayvana diyelim mesafede. Eziyettir. Yaralı düştü. Tekrar mı atmam lazım ona diye ama o da biraz tartışılır. Şimdi ya uçuyorsa. Şimdi bu farklı. Bu mesela bir kaz avındasın. Kaza attın, kaz düştü. Kaz yaralı yürüyor, koşuyor. Ona yetişebilmen mümkün değil. Kaz kaçıyor ayakla. Başka bir olay o. Onu demiyor orada. Bu diyor ki, bu kadar basit. Basit, çok basit. Attım kuşa, herhangi bir kuş. Yürüyemiyor yani, düştü kanadı diyor. Kırdı diyor. Kanadı kırdı. Ama düştü. Tabii onu net söylemiyor. Kanadı kırık mı yoksa uçuyor mu yaralı mı? Biz oraya göre yorum buna göre yorum. Diyor ki düşen bir kuş o mesafe dışı değil. Zaten mesafe dışı oldu mu atış yapamazsın. Ama şudur, mesafede olduğunu varsaysak öyle tahminim, öyle demek istiyor. Koşup almak daha caiz midir? Kesinlikle. Alıp yani kesmek. Yetişeceğini, yakalayacağını hissettiğin her kuşu ikinci bir atış gerekmeden hemen kurban etmek. Hocam oyuna. Hemen çabuk tamam, gelelim çünkü buyurun. Telefonu Mustafa Kozak. Av köpekleri parayla alınması dinimizde yeri nedir? Av köpeklerini parayla kendisi de yetiştirebilir. Bu daha olgudur, daha güzeldir ama parayla satın alınması da caizdir. Bir sıkıntı yok. Ama bakın satın alınması çok önemli. Şimdi büyük bir köpeği satın alıp istediğin gibi kullanamazsın. Mutlaka onu küçük alıp yetiştirip ehilleştirilmiş bir hale getirmek zorundasın. Kural budur yani. Niye hocam? Yetişmiş köpeği niye alamazsın? Sen istediğin gibi o anda onu... O yetişmiştir zaten. O da yani satın alabilirsin. Ama ben yetiştirilmesinin daha faydalı olduğunu söylüyorum. Yani kişinin kendiyle beraber yetiştirmesi, o insanı tanıması, sahibi olduğunu anlaması, hatta Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman bile köpek buna alışması daha caiz olduğunu düşünüyorum. Yani büyümüş, başkaları tarafından yetiştirilmiş köpek satın alması ne kadar caiz olsa da ben kurban gibidir aynı bu. Bir koyunu gidip satın alınıp, bak bir koyunu pazardan satın alıp kesilmesiyle kendisi besleyip kesilmesinde çok büyük fark vardır. Bakın mesela çok küçükken bir koyunu alıp o da şeye giriyor mesela av durumuna giriyor. Şimdi bir koyunu alacaksın küçükken büyüteceksin değil mi? Kişi kendi büyütüyor bunu. Yedirmesiyle içirmesiyle bakmasıyla bir ama başkasının satın aldığı köpeğe ne yedirdiğini bilmiyorsun. İstediğin gibi besleyemiyorsun. İstediğin gibi onu kokundan daha hissettirecek bir hale getiremiyorsun.
Onu satın alsan da uğraşırsın onunla. Bunu demek istedim. Yok. Öyle değil hocam. Yetişmiş bir köpek her zaman için çok kısa bir dönemde avcı ruhu olduğu için köpekte de yeni sahibine de çok çabuk alışabilir. Ve onun özellikleri, bazı püf noktaları varsa eski sahibi zaten ona söyler. Bunu araba tutar, kusar, aşağı binmez, koltuğunu yer, evde ısırır gibi. Mesela yok, doğrudur ama kesinlikle mesela bir köpek bir hayvana gittiği zaman, özellikle onu da söyleyeyim. Şimdi gittiği zaman o köpek o anda daha yeni olduğu için sahibinle de tam manasıyla bir manevi bağlılık kuramadığından dolayı o hayvanı zelil edebilir. Kesinlikle ne yapar böyle. Hocam? Zelil eder. Ne demek? Parçalayabilir, ısırabilir. Zarar verir hayvana yani. Çünkü onunla beraber yetişmemiş yani. Ama çok hocam, enteresan. Çok... Ama yapabilir, satın alabilir, uğraştırır. Mesela diyelim ki hemen aldığı gibi hava çıkarmaz, onun üzerinde tüt eder, çalışır, kendini tanıtır, ondan sonra yapabilir. Bunda bir sorun yok. Ben ne? Maneviyatını söylüyorum hocam. Yok, neyse tamam. Yani öyle ya, tamam hemen şunu diyelim hocam. Eskiden avcı, bu tam ters bir soru zaten, bu çevreci gibi yazmış. Onları da okuyoruz çünkü. Eskiden avcılık zorunluydu, karın doyurmak içindi. Şimdi keyfi bu. Günah mı? Zarar olmadığı halde üreyip çoğalmasın diye hayvanların vurulması günah değil mi? Şimdi doğanın kanunu var hocam. Yani hayvanları vurmak böyle bir günah diye bir şey yok. Kur'an'da böyle bir şey olmadığı gibi böyle bir yasak da yok. Yani. Onu söylüyorlar. Yani, ne diyorlar biliyor musun hocam? Tamam. Şimdi diyordu eskiden aynı az önce bahsettiğinizde ihtiyaçtı diyor. Hani demin demiştiniz yani avcılara büyük önem verildi, pay ederdiler işte. Yani ödüllendirildi gibi de yani büyük bir şey gibi. Şimdi diyor ona ihtiyacın yok diyor. Keyfi için vuruyorsun diyor. Bunu mu söylüyor? Onlar söylüyor. Bir şey sormak. Keyif için hayvan vurulur mu? Onu herhalde. Bana biraz mantıksız geliyor. İşte yani böyle soruyor. Etini yemiyor musun? Yeri geliyor. Mesela balık tutuyor insanlar. Akşama kadar 5 kilo 10 kilo balık tutuyor. Gidip satmıyor mu bunu? Satıyor. Ticaret serbest değil mi? Serbest. Yemiyor mu? Yiyor. Ya, komşusuna vermiyor mu? Veriyor. Şey diyorum. Mesela bizim bir dostumuz vardı. Avcı da emin başkanı iyi bilir onu. Şimdi gidiyor. Mesela avını güzelce avladıktan sonra geliyor. Diyorum ki bende diyor fazla var. Birini komşuya veriyor sen, birini o komşuya veriyor. Yani bunlar güzel şeyler değil mi? Ne dersiniz yani? Neyse. Siz hocam, daha iyi biliyorsunuz en başta. Doğru yani hocam. Siz aldınız hocam, belki de komşularına de, çok verdin yani. Şimdi bir de şu var. Şunu da yapıyorlar mesela. Avcılar, yani bizler avı vurduğumuz zaman ama komşuya da çok isteyenler oluyor. Tamam işte. Yani bunlar da hiçbir şey demiyor yani. Çok evet. Da memnunlar yani. Evet. Ama diyorsun ki hani vejeteryan olsa diyeceğim ki hakikaten Allah var. Yani bu et yemiyor. Evet. Bir bakıyorsun dediğin gibi balığı götürüyor. Hem de nasıl? Hemen de şey böyle doğal dediğin doğada yetişmiş nasıl yumurta arıyor bir şey arıyor. Hayvansever var benim tanıdığım mesela. Av yapan bir kardeşimin avından istiyor mesela. Ver bana da diyor mesela. Bu başka bir şey. Neyse bir hocam, şey tavşanı vurdum, tavşanı iki gün sonra buldum. Ölü olarak. Yenmez hocam. Kesin. Haram. Tamam hocam. İki soru bana gelmiş, hemen okuyayım arada. Ben onları okumuyorum emin, bunlara yer verdim çünkü. Bunlar peki, tamam. Geçen haftanı, bunları tamam. Oku. Benim doldu çünkü. Tamam oku. Kaya Afsin. Kuşu vurdum, canlı olarak çantaya koydum. Sonra çantada ölmüş. Yenir mi? Doğru, onu yapıyor avcı. Mesela yaralı olarak alıyor. Yani ölüye de koyuyor onu, ölüyor. O zaman bu avcı değil. Yanlış. Yok. Yiyemez. Haram değil mi hocam? Tabii, boğularak ölüyor çünkü. Doğru değil ki. Tamam hocam. Annemiz, babamızın rızası dışında av yapmamız sıkıntı olur mu? Bunu bir karı koca yazmıştı bir arkadaşı. Ava gidiyormuş daha doğrusu. Değil ben hocam. Orayı kestim biraz, sansürledim. Diyor ki ben ava gidiyorum. Hanım bana diyor ki diyor. Bak bu yaptığın iyi bir şey değil. Hani babama, yani daha doğrusu hanımı tepki gösteriyor buna diye. Rızası olmadan ava gitmek diyor. Ya şimdi bir insanın av kendi inisiyatifidir. Kendisine ait bir olaydır. Şimdi oradaki konuşma psikolojik bir sorundur. Yani gitme diyorsa başına bir şey gelir anlamı olarak düşünüyor orada. O bir psikolojik bir olaydır. Bence o insanların gitme yapma demesi bir kişiyi bağlamaz hocam. Ava gidebilir. Hemen şurada. Ben bir tavşanı yaraladım, yaralı tavşanı kartal yakaladı. Ben varana kadar öldürdü. O tavşan yenir yenmez mi? Hocam. O da yenmez. Evet. Yolda arabayla seyir halindeyiz. İstemeyerek tavşanı ezdik. Helal midir, haram mıdır Mustafa? Eğer, onu da söyleyeyim size. Eğer tavşan yaralıysa, boğazını keserirsen yenir.
Tamam. Bu kadar basit. Telefonlara geçiyoruz arkadaşlar. Tamam. Şu arkadaşımız kimse, arkadaşım arama diyoruz, arıyor. Bu da devamlı arıyor. Nasıl televizyonda seyrediyor anlamıyorum. Evet Emin Bey, buyur oku onu. Sana gönderdim soruyu. Sen oku diye. Bana mı gönderdin? Evet, iki soru daha var. Hemen ben, on bayağı gelmiş. Hemen alttan girelim de ayıp olmaz. Çünkü sırayla gidiyoruz hocam. Bunlara... Genelde bir şey söyleyeyim soruyu sormadan. Değerli avcı kardeşlerime. Biz burada sevgili iki başkan var yanımda. Ben dinin pratik cevaplarını veriyorum, özünü. Bunu çok değişik ve genel bir anlayış içerisine soktuğumuz zaman o zaman daha detaylı izah edebiliriz. Ama burada pratik cevaplar vermek zorundayız. Tabii pratik o zaman çok önemli. Yok. Evet, onun için evet. Bilgisi olsun değerli kardeşlerimiz. Oldu. Sonuca bakın. Bizim söylediğimiz sözün sonucu önemli. Evet. Ona göre değerli. Avcı hayvanların yakalayıp öldürdüğü hayvanlar yenir mi? Örnek atmaca tazı, Ahmet Fazlı Aptik, kaçıran avcılar. Aynı herhalde. İlla hayvanın vurulması gerek yok ki. Yakalayırsa normal kurban vaziyetinde kesiyorsa yenir. Bunda bir sıkıntı yok. Yani önemli olan kesmek. Tabii önemli olan canlıyken kesmek. Merhaba, ben Kandırlı'da avcılarından Abdullah Şahin. Hocama bir sorum olacak. Herhangi bir avı sabah vurduk, aradık, bulamadık. Öğleden sonra aynı yerde av yaparken bulduk. Herhangi bir bozulma yok. Bu av yenir mi? Yenirmez, yenmez. O da yenir. Kesinlikle yenmez. Ya arkadaşım arama diyoruz ya. Nasıl televizyon seyrediyorsun sen, anlamıyorum ya. Keklik ve duşak avı neden yasak? Ne demek ya? Ne? Duşak. Geç bir şey tuzak yazmış. Ya şey. Bu yazdı hem de evet. Konumuz... Arkadaşlar konunun haricinde olmayan şeyleri yazmayın. Cengiz Başkan, iyi akşamlar. Konya'dan Abdullah Çağ. Programımızla alakası yok ama bak. Geç onu da. Okuma. Geçiyorum, okumuyorum. İki soru gönderdim sana. Dur, sırayla gidiyorum. Ha, tamam. Ayıp olmasın. Selamun aleyküm. Hoca fazla ileri. Oku onu. Bak hocam, sana ters bir tane geldi, tamam, ama olabilir, okumak tabii. Zorunda. Hemen cevapla. Şimdi, selamun sansürlü aleyküm. Bir kelime varsa geç. Yok yok, öyle değil. Selamun aleyküm hocam, fazla ileri yaban eşek eti yenir diyor, ne alaka? Abdülrazzak Keleş, Konya'dan. Kendi yemeyebilir, ben yerim. Yok, dinimizde de. Dinimizde yenir yani, ha, yeniyor, yaban şey avından bahsediyoruz. Hocam önemli olan o senin, ha, benim değil. Benimle, ya, şeyde ne, dinimizde yabandan de. Yabandan bahsediyoruz sevgili hocam yani. Yaban. Onu izah etmek istedim arkadaşım. He. Ben affedersiniz ahırda beslediğin eşekten bahsetmedim. Yani kurala göre ben zaten affedersiniz ama yaban eşeği de yiyemem. Ben midem bulanır yani. O başka bir farklı. Ama dinimizde yaban eşeğin sütü de faydalıdır, eti de faydalıdır. Mesele budur. Başka bir şey yok. Dinimizde hiçbir engeli yoktur sevgili kardeşlerim yani. Bilsin o arkadaşım. İyi akşamlar başkan. Antalya Elmalı Salur Köyü Abdullah Uslu. Bu hayvanseverler dağda bayırda iki taş arasında büyümeye çalışan bir meşe veya bir ardıç fidanının etrafını temizlediler mi acaba? Asıl çevreci bu yapan kişiler yani avcılardır diyor. Evet doğru. Yani sırf avcılar da yani böyle bir aktif çalışmalar yapıyoruz. Hocam burada bir şey söyleme, araya gireyim mi? Söyle hocam. Avcılarla bak, avcılarla hayvanseverleri karşı karşıya getirmelerine gerek yok mu? Bu kadar gaza bir şeye gerek yok. Çünkü her şeyin bir usulü, kaidesi, bir meşrutiyeti vardır. Mesele budur. Onun için Allah bunun sistemini Kur'an'da koymuş. Onu iyi şekilde ilgilendiği zaman nasıl avı yapılır, nasıl yapılmaz. Ama hiçbir zaman hayvan için şunu söylemiştir. Hayvana eziyet etmeyin. Sadakallahu lazim. Anladın mı hocam? Evet. Hocam Azerbaycan'dan avcı İstikam sizlere selamlıyorum ağabey. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bazı cümlelerinde bu. Av köpeği murdar mıdır? Onu bilmek istiyorum. Bilmeyi de. Bilmek istiyorum sadece ben diyor. Av köpeği diyor murdar mıdır diyor. Hanefi mezhebine göre murdar değildir. Faydalıdır yani. Şey olarak mı ama yenmesi için değil değil mi? Yok yok. Soruyu şey, soru herhalde diyor. Herhalde ava giderken ya da beslemek. Götürebilir. Hiçbir sorun yok. O murdar olmaz. Hayırlı akşamlar hocam. Benim sorum biraz farklı. Balık avı yapan gırgırların kıyıya 20-30 metre mesafede avlanmaları doğru mudur? Ramazan anlayışlı. Evet, bu da balıktan diyor. Hocam onunla ilgili bir şey söyleyeyim isterseniz. Söyle hemen söyle. Denizin üstünde eğer bir balık ölü dahi olsa yenir yani. Bir sıkıntı yok burada. Tabii.
denizin üstüne çıkıyorsa bu tamam balık yenir. Bir sıkıntı tamam yok yani, ne olursa oklu olsun. Oklu kirpinin eti yenir mi? Yesek yenir. Günah mı? Yok. Var mı hocam? Şimdi onunla ilgili bir açıklama yapayım. Kirpi eti bazı vücuttaki hastalıklara, özellikle parmaklarda olan bazı hastalıklara çok faydalı. Mayasıl olan hastalıklara çok faydası olduğu için Peygamber Efendimiz zamanında da kullanılan bir olaydır. Onun için ben kirpi etinin tedavi amacıyla kullanılmasında çok büyük bir fayda görüyorum. Yenmesi? Yenmesi demiyorum. İlaç olarak kullanılması. Yenir mi? Yenir tabii. Bir zararı yok sevgili dostum. Hiçbir zararı yok. Yani hastalık için kullanılan eti niye yenmesin? Yani mantıksız gelir biraz bana. Tamam. Biliyorsunuz bu hocam. Da, Yok ben zaten bütün hayvanları yerim. O şimdi biraz daha sivrisinekleri de yiyeceğim. Abi bir enteresan sorular soruyor. O sorar, o durur durur filini görür mü? Bir şey vardır en sonunda. Yok, yok. Bakalım. Kolay gelsin hocam. Geyik vurmak günah mı demiş. Kesinlikle değil hocam. Avlanabilir. Yeter ki sırtında ihram olmasın. Diyorsun hocam. Tabii ihram olmasın sırtında. Onu açın. İhramlı avlanmak haramdır. Kesin. Kelimeyi Kur'an, açın. Maide suresi. Ha, bunu şöyle açıklayayım isterseniz. Sevgili avcı kardeşler, kısa konuşuyoruz ama mesela zahiri olarak üstünüzde bir ihram varsa Cenab-ı Hakk'ın merhamet duygusuna girer bu. Yani siz o sırtınızdaki özellikle ihramla av yapamazsınız. Ama bunu eğer maneviyata, ruhi bir kavrama sokarsanız ihram kalbe merhamet getiren bir olaydır. Kalbe merhamet getirdiği için bu avı yapamaz. Yasaktır yani. Bunu Cenab-ı Hak insanlara öğütlüyor. Anladın. Çünkü avcıların çoğu merhametlidir yani. Onların merhamet vardır gönlünde. O bakımdan ihram da bunu destekler fazlasıyla. Mesele evet, budur. Evet hocam, öyle hemen geçeceğim. Tamam buyurun. Hasan Yener hocam, domuz vurup satmak haram mıdır? Katir Has Sayın hocam, domuz vurup onun parasıyla köpeklere yem alabilir miyiz? Alabilirsin, caizdir. Ve domuz vurmak bugün vurduktan sonra satmak caizdir. Kesinlikle haram değildir ve aldığı şeyleri köpeklere yem alması da caizdir. Hatta onu sattığın parasıyla bile yeri geldiği zaman başka insanlara yardım da edebilirsin. Domuzun derisinden faydalanır mı? Hocam ben domuzun derisinden faydalandığını hiç bilmiyorum. Bak, domuzun derisinden faydalanır. Ama domuzun yağından faydalanır. En iyi su geçirmezdir. Domuzun kılı dünyanın en iyi fırçalarından vallahi biridir. Doğrudur ama ben giyemem bunu hocam. Diyecekler ki domuz çekiyor. Arkadaşlar bu arada söylüyorum. Bak unutuyorsunuz herhalde. Çabuk çabuk yazıyorsunuz. Mesaj WhatsApp hattından isminizi yazmıyorsunuz. İyi akşamlar hocam. Ava çıkarken avımızın bereketli geçmesi için ne yapabiliriz? Şimdi avın bereketli geçebilmesi için avda bir niyet yoktur aslında. Önce bunu söyleyeyim. Niyet edebilir ama niyet yoktur. Ya Rabbi benim avım bugün hayırlı kıl diyebilir. Demese de hiçbir şey fark etmez. İyi bir niyetle yola çıktığı zaman bereketi bol olur. İyi bir niyetle. Ya bu yine arıyorsun arkadaşım ya. Başkanım hayırlı programlar. Ben Samsun'dan genç avcı bir kardeşimiz. Az önceki konuyu kaçırdım başkanım. Yaralı av hayvanının kafasının kesilmesi gerektiğini biliyordum. Fakat ölü olan hayvanında mı kesmemiz gerekiyor? Yani şöyle, eğer vurduğu hayvan kendisi takip ederek yanına gittiği zaman eğer o hayvan ölmüş ise başını kesmesi caizdir. Peki yani hemen başkanım sana bir soru sorayım. Daha olumludur çünkü kanımız akmasın. O zaman akmasın. Bizim avcılar hata mı yapıyor? Çulluk avında atıyor. Evet. Kalktı çulluk. Başıyla beraber taşıyor onu. Bak bir dakika. Çulluk düştü. Çulluk ölü düştü. Ne yapıyor çulluğu? Önce üstündeki tüyleri şöyle alıyor, bir temizliyor. Biraz abartıyorlar onu. Bak bir dakika. Tamam söyle, ben söyleyeyim. Temizliyor. Kanadını tamam. Düzeltiyor. Tamam. Ondan sonra kafasını kırıp, yani kırıp değil büküp. Tamam. Kırmadan şeye sokuyor. Sırt çantası. Torbasına sokuyor. Yani yeleğinin torbasına, evet. Taşıma kısmına sokuyor. Ama kesmiyor. Çoğu öyle yapıyor. Onun için soruyoruz hocam. Biz de diyoruz ki öyle yapmasında bir beis yok. Ama keserse daha hayırlıdır diyoruz. Yani bunu olmaz demek istemiyor. Olmaz demiyorum. Yani demiyor. Olur diyor. Olur diyorum. Ama böyle yapsanız daha hayırlı olur. Daha faydalı olur, olur çünkü. Yani kanını akıtmak daha hayırlı olur diye. Ama bizim avcıların da hocam söyleyeyim sana %70'i aynı dedi ölü olarak alır. Tabii Bismillahirrahmanirrahim de demiyorlar. Yok. Ya şimdi tabii kan akıtmak ne? Kan akıtmak derken ne kadar kanlık? Damla mı? Ufacık bir damla bile insana zehir olur hocam donduğu zaman. Misal budur. Şimdi bugün din kurallarında nedir diyor? Kurumuş, kokan kanın yenmesini haram kılıyor mesela.
Mesele bu. Evet. Şimdi ölü bir vücutta kan ne yapar? Donar. Leş hale gelir. Hatta biliyorsunuz onunla namaz bile kılınmaz. Enteresan bir olay. Namaz kıldırmayan, donan bir hayvanın içindeki donan bir kanın, ölmüş bir hayvanın donan bir kanın zehir haline dönüşebilir demek istiyorum. Yorum bu. Hazır çok açmışken bir dakika çok var da şu kanla ilgili oraya da girelim. Mesela bir çulluğun kesiyor, vurdu, kesecek. Evet. Tamam mı? Kesti. Onda mesela açmışken bu çulluk konusunu avcılara bir soru soralım. Ha. Çullukta kaç gram kan olur? Eyvah. Oo, ben diyorum muhakkak durur durur bir şey bulur. O biliyor musun ne kaç ben gram? Bilmiyorum. Ben biliyorum. O hocam bilir. İnsanda tebrik ne kadar kan olur? Vallahi 6 kilo civarında çıkar diyorlar. 3 ile 6 kilo arasında çıkar. Kilosuna göre değişir. Değişir işte onu demek istiyorum. Mesela Kadir Çiftçi'de 6 kilo vardır. Ben 6 kilo. Ama eminim de o arada. Ama ben de 8 kilo kan var. 8 kilo. Yok ama şöyle söyleyeyim. Bir insanın kendi vücuduna göre kilo yani kendi vücuduna göre kan vardır. O da senin vücudunun kanı da sana göre çıkar tabii, zaten. O da öyle. Yalnız tabii değişmeyen bazı kurallar var. Su mesela insan vücudundaki onu da anlatalım. Avcıların kulak şeysi olsun. Aşinalığı olsun. %60 derecede su olur insan vücudunda. Evet. Bir bebek ve kemik mesela kaç kilodur ya da kaç tane kemik vardır? Bir insan vücudunda kaç kemik olabilir? Tahmini bir şey söyleyebilir misiniz? Ya şimdi girdin tıp konulara. Bir dakika yok onu da anlatalım o da çıksın aradan. Çabuk şey. Bebek doğduğu vakit yaklaşık 358 civarında kemik var. Bu kemikler hepsi şey değil birbirine yapışık değil yani. Daha sonra büyüdükçe bu formatlaşıyor ve bu 350 küsür kemik 200 küsürle sabit kalıyor. Yani bizde sonuçta bizde 200 küsür kemik var. Kemik var. Tavşanı vuruyoruz ama bir dakika içerisinde köpek yaralı tavşanı tutuyor. Biz yetişene kadar ölüyor. Yenir mi ama yenir. Sonuçta hiçbir tüfekle vuruyoruz. Yenir. Kahraman Kazan'dan Levent Çelik ve Okan Uçar. Yenir hocam. Hiçbir sorun yok. Çünkü yenirmiş, afiyetle yenir. Afiyetle yiyebilirler. Sıkıntı yok. Evet o çok oluyor. Çok mantıklı ama yani yenir. Benim buna cevap vermeme gerek yok. Yenir çünkü. Evet. Mundar olmuyor yani tavşan. Sayın hocam. Afiyet şeker olsun. Sayın hocam Konya'dan Abdullah Gezici tilkiyi hangi şartlarda vurabiliriz ya da vurmamızın uygun halleri var mı? Tabii ki tilki zarar veriyorsa yani senin eğer tavuklarına, evine, barkına zarar veriyorsa ki çünkü tilki biliyorsun insana pek zarar vermez. İnsana fazla saldırmaz tilki. Ne yapar? Tavuklara işte bağla bahçene saldırır. Bunu kovalamaya çalışır. Yani gitmiyorsa bu tabii ki vurmak caizdir yani. Çünkü zarar veriyor. Genelde sorular hep öyle oluyor. Avı vuruyor, köpek gitmeden, yetişmeden köpek alıyor, öldürüyor veya ölü düşüyor. Genel onlar arkadaşlar aynı soruları sormayalım. Yani aynı hemen hemen çoğu sorular hep aynı sorular. Trabzon'dan yani şunu özellikle bilsinler. Hayvan vurulduğu zaman, hayvan yaralı kaçıyor diyelim örnek. Ve hani şeyle beraber kaçıyor ya. Şimdi köpek de peşinden gidiyor. Dikkat et. Avcı da gidiyor takip ediyor. Gözünün önünden kaybolmuyor. Eğer köpek onu yakaladığı zaman ölüyorsa hayvan eti yenir başına gidiyorsa. Mesele bu. Bunu başka türlü yorumlar yapılmaz. Trabzon'dan Zeyd Çömlekçi. Köpek vurulan avı dişlediği zaman o hayvan yenir. Yenmez. Kan çıkarıyorsa yenmez. Isırdıysa onu kanı çıkıyorsa yenmez. Bak yine aynı sorusunu yazmış Serkan. Domuz avı i̇şte günah mı? Yetiştirdiğin hayvan bunu yapmıyor. Kendin yetiştirdin. Gerçi usta biliyor daha iyi ama ben teorik olarak anlatıyorum. Dini olarak anlatıyorum. Yetiştirdiğin hayvan kesinlikle yemez. Isırmaz yani. Ama kesinlikle siz daha iyi bilirsiniz ama pratik olarak uygulamıştırsınız. Biz teoride bunları gördüğüm için. Yani yetiştirdiğin hayvan bunu gidip ısırmıyor. Ama sonradan aldığı hayvanlarda ara sıra böyle oluyor. Isırıyormuş yani diye biliyorum. Ben yok, kitabı. Yok olmuyor mu? Tamam. Olmuyor. Doğrudur. Evet buyurun. Cengiz Başkan, avcı her fişek değiştirmede besmele çekiyor. Vurulan hayvandan nihayet kan çıktı. Niye haram oluyor? Saygılar. Güneşli Avcılar Kulüp Başkanı Mehmet Çetin saygılar. Öyle bir şey demedik ki biz. Yok bir daha oku soruyu. Bak diyor ki her fişek değiştirmede besmele çekiyor. Vurulan hayvandan nihayet kan çıktı. Niye haram oluyor? Saygılar. Onu şöyle cevapla. Şunu söylemek istiyor.
Ben fişeğimi değiştirdiğim vakit bismillah besmelemi çekiyorum. Ama hayvana attığım vakit ondan kan çıkmasına rağmen diyor. Halbuki onu kesmesi gerekiyor diyor. Şartta değil diyor hocam. Öyle bir şey demiyorum. Şart değil. Ama ben oradaki söylemek istediğim yani dinin manası, dinin istediği bir yorum yapıyorum ben burada. Şimdi kanın çıktığı yer önemlidir. Şimdi ana kaynak... Kanın çıktığı yer mi önemli? Bak, şöyle yani. Önemli bir şey yani. Şunu da tabii. Şimdi şöyle. Diyelim ki hayvanı vurdu. Kanadından vurdu. Buradan kan çıktı yine. Ufak evet. Bir kan çıktı. Ama sen yetiştiğin zaman da hayvan vefat etti. Yani öldü diye. Evet. Ha. Şimdi öldüğü zaman buradaki kan gelmesine rağmen boğazından kesilmesi daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yani ama uygun yenilir yine. Ya yenilir tabii. Olsa hayır, yenilir zaten iyi. Ona bir şey demiyorum bazı ki ben. Bazı insanlar yenilmiyor diye algılıyor. Aslında var ya avcı kardeşlerimiz yani güzel bir şey yapmak istiyorsa yani avını güzelleştirmek istiyorsa başını kesmesinde fayda vardır hocam. Komple. Yani hiç olmazsa kan, yani kopakmasa bile kanını akıtana kadar demek kesmesin. Demek ki eve gidene kadar kan revan içerisinde kalmaz. Yok kalmaz o kadar zaten hocam. Yani ben bu fayda olduğunu söylemek istiyorum. Evet. Sağlık açısından fayda olduğunu söylüyorum. Bugün bakın bir inek kesiyorlar sevgili dostum. Eski celepçilerden bahsediyorum. Evet. Kasaplardan bahsediyorum. Bu boğazındaki şah damarını kesmesine rağmen o kanın akması için o kadar uğraşıyor ki. Soruyorsun mesela niye ben celepçili, ben Rizeli olduğum için. Rize'de celepçilerin hepsinden biz bunları köylerimizde gördük. O kanın diyor ufacık bir şey kalması bu hayvanı mundar eder diyor yani. Kuruduğu zaman. Söylüyor bunu. Zehir olur diyor. Onun için çok yıkarlar hayvana. Dikkat ediyorsanız kestikleri hayvanı devamlı yıkarlar yani. Yıkamasının sebepleri de insana sıhhatlı ve güzel olsun diyerekten. Buyurun. Tokat'tan Gürkan. Yine aynı soruyu sorunu. Ben hemen cevap vereyim. Zaten demek dikkat etmiyorsunuz. Yaralı düşen kuşu biz yetişene kadar köpeğimiz sıkarak öldürürse yenebilir. Bu hayvan yenir mi? Tabii, aynı yenir, sorular yenir. O sorun yenir. Yok. Evet şu anda şu şeyi bakalım. İrfan Başkan'a hemen geçelim ona bile. Çünkü yarın sabah da inşallah hava gideceğiz. Başkanım hayırlı yayınlar. Sayın Esenkova hocama selamlar. Aleyküm selam. Dinen vurulmasında sakınca olan av hayvanı var mıdır? Kutsal sayılan veya diye. İşte karaca gibi, keklik gibi hayvanlar çok kutsaldır. Çünkü insan bedenine ilaç üretilen bir hayvandır. Bunları önüne gelen herkes vuramaz. Bu konularda usta olan. Yani bana göre çok kutsal hayvanlardır bunlar. Buna benzer mesela. Nasıl mesela yani, tilki. Hocam? Tilkinin çok büyük avı yapılmaz. Neden? Az bulunan bir hayvandır. Ve nasıl? Dediği gibi tilki. Evet. Mesela onun avı olmaz. Neden? Çünkü şunun için, yani şöyle olmaz. Devamlı tilki avlamaya kalkarsan, o ilacı bulamazsın. Tilki zor bulunuyor aslında. Tilki... Yok, özellikle tilki avcıları var dünyada. Var ama bizim bu Türkiye'de mesela, ben şöyle bir şey biliyorum. Mayasıla, vücuttaki eksemalara çok iyi gelen bir ilaç olduğu için, tilkinin ancak ustası avlar onu. Herkes avlayamaz yani. Önüne gelen tilki avlamaya kalkarsa, o zaman... ya çok faydalı olmaz diye. Tilkinin ayrı bir avlama usulü vardır. Tekniği kısa olarak onu söyleyelim. Foxhound dedikleri sistem. Aynen öyle. Bir de foxstalklar. Bunlar tamamen çeşitli çukurlara girdikleri için bu çukurlar kazılır ve bir yandan kapatılır. Bu şekilde avlanır. Teorisi ve pratiği çok değişiktir. Geniş bir zamanda anlatırım. Ama tilkiyle alakalı avcı kardeşlerimize söyleyeceğimiz bir önemli bir mesaj var. Daha önceki programlarda da bir kere bahsetmiştim. Tilki en fazla kuduz mikrobu taşıyan hayvanlardan bir tanesidir. Dolayısıyla vurulan bir tilkiyi asla elle tutmamak gerekir. Eldivenle tutmak gerekir. Ondan geçebilecek olan bir salya içerisinde de kuduz mikrobu en yüksek seviyede olan hayvanlardan bir tanesidir. Ama tilkiyi postu için alıp da arabanıza koyarsanız bu arada eldivenle dahi en fazla pireye sahip olan hayvanlardan biridir. Dolayısıyla bir yarım saat içerisinde pirelenirsiniz. O çok doğru bir ama şey. Bunları hep bak biraz evvel söylediği gibi bunlar hep ustaların işi yani. Tilki avcıları dediği gibi biraz evvel çok güzel söyledi. Tilki olsun işte kirpi olsun bunlar bu hastalık bunları avlayanlar i̇şte, hep usta yani. Emin Bey'in dediği gibi hakikaten sırf bunları Avrupa'da Amerika'da benim da gördüm. Benim bir dostum vardı hocam. Tilki avcıları var. Onun konumu tabii daha detaylı. Kürkü değerli ya hocam. Onun için çok önemli. Şahin Tunca, Ordu Mesudiye. Ava çıkarken besmele çektim, tavşanı vurdum. Hemen öldü. Kan aktı. Başını kesmem şart mı? Yok çok önemli. Kesersen hayırlı olur. Kesmesen de o hayvan eti yenir yani.
İyi akşamlar. Kaplumbağa eti yenir mi Mersin? Yiyenler var. Yo ben yedim. Askeriyede komando birliğinde ciğerini yedim. Ciğerini yedim evet. Ama beğenmedim. Yılanı daha çok sevdim. Oy 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 sen bunların hepsini yedin mi hocam? Yedim hocam. Enterası. Komando birliğinde şey demiş ki yedim. Laz demiş ki abi Laz Trabzonlu. Laz demiş ki denizden babam çıksa yerim demiş yani. Denizden babam çıksa yerim demiş. Öyle bir şey olmaz ya. Yani denizden ne çıkarsa yerim diyor yani. Mesela hocam midye vardır değil mi? Evet. Midye yenmez. Kolay kolay. Yani evet. Yenir de ustası yenir. Neden? Çünkü onun kendine göre bir aybaşılığı var. Yani regli hali vardır bu hayvanın. İnsanı rahatsız eder ve zehirler manasında. Ya yani mesela onu gidip bir şeyin üzerinde şeyip de kızartma yapamazsın. Günah yani. Hocam ama biz küçüktük Trabzon'dayken eve gelmezdik. Deniz kenarı bir teneke alırdık. Bilmiyordunuz ki hocam. Midyeleri alırdık. Hemen o kızarırdı. Onu lup lup yerdik abi yani. Abi onun yasak olmasının sebebi yani mideden dolayı değil. O kandan dolayı zarar verir ama diyerekten. Ama bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz tabii. Tabii. Çocuk, gençlik bilmiyoruz. Tabii bilmiyorsunuz. Ya ben saygı duyuyorum. İyi yayınlar Cengiz Başkan. Ben Mustafa Görüştan'dan. Ben avcıyım ama annem müsaade etmiyor. Bunun günahı var mı? Günah ne günah? Asla günahı yok. Annem müsaade etmemesi onun avını engellemez. O onun kendi tasarrufudur. Anlatabildim mi? Onun için ama annenin istememesi ona bir psikolojik zarar verecekse avlanmamasında fayda vardır. Anlatabildim mi? Rızasını al ava git. Öyle. Bir arkadaşımız da diyor. Çünkü hocam psikolojik biliyorsun zarar verir. Annem böyle dedi aşım başıma bela mı gelir şu gelir. Hocam psikolojik dedin de avcılar da psikolojik bu devamlı bu hayvan severler diyorlar ya. Psikolojik rahatsızlık var diye söylerler. Ay şey der mi? Avcılarda mı? Evet. Var mıdır? Başlangıçta belki yoktur ama avlanmaya devam ettikçe bazı avcılı kardeşlerimizde bu psikolojik olarak etki yapabilir. Gece uyuyamaz, avladığı hayvan rüyasına girer, düşünebilir. Psikolojik etkiler. Ama ben o avcı kardeşlerimizin avlanmamasını tavsiye ederim o konuda. Ama hocam bir şey uyandırayım seni. Tamam. O bir rahatsızlığı vardı onun için soruyor. İyi cevapla. Yok yok benim rahatsızlığım benim yok. Benim demek istediğim şu. Ben doğuştan bir avcıyım. Ama şimdi ya, avcı da çarpıldı şimdi herhalde Bey, hocam Emin çarpıldı. Emin Başkan müthiş bir avcı. Bakın müthiş bir avcı. Ben doğuştan bir avcıyım. Bak müthiş bir avcı. Biliyoruz artık şey yapmamıza gerek yok. Fakat nasıl etkiliyor ben bunu anlayamıyorum. Bak. Usta bir adam. Bir avcı. Usta bir insan. Diyelim ki 4 kardeş olabilir. 4 kardeşin 3'ünde avcılık ruhu yoktur. Birinde vardır. O gerçek avcı o olur. Bir baba avcı olabilir ama çocukları avcı olamaz. Bir çocuk zaman içerisinde yaşı ilerledikçe bilinçlenir, ava geç başlar. Ama esas avcılık nerede başlar biliyor musun? İlk içinde, ruhunda eğer avcılık var ise şayet 1. İçinde hırs var ise şayet 2. 3. Doğadan ve yabandan zevk alıyorsa, onu hissediyorsa zaten o ana avcılığın temellerinden bir tanesidir. Diyor. Evet. Selam hocam. Tahtalı ve güvercin veya güvercin avı helal midir? Arkadaşım bunu sorduğun zaman ben senin avcılığından şüphe ederim. Tabii canım. Hiç şey yapmayayım. Sen avcı değilsin demek ki. Öyle şey olmaz. Kusura bakma yani. Senden bizden yetki alarak gidip güvercin alacak. Doğru bir şey değil. Ya şimdi değil o. Tahtalı ve güvercin aynı familyadan olan bir şey. Avı da serbest olan bir şey. Avcıysan bunu da bilmelisin. Bunu da bilmen lazım tabii. Avladığı avı satabilir miyim diyor. Evet, Bursa'dan Ahmet satabilir. Kütük. Hiçbir sıkıntı yok. Niyet önemli olan satma niyetindeki ticaret anlayışı oluyorsa satabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Parasını da güzelce kendi ailesine de harcayabilir. Hiçbir orada sıkıntı yok. Bu arkadaşımız da İbrahim Dündar. Eşek eti yemek sevap mı? Ya şimdi... Nerenin hocasısın diyor. Hoca değil, ilahiyatçıdır. Bilmiyorsan öğren, iyi dinle. Benim orada arkadaşlar tekrar edeyim. Okun. Yaban eşeğinden bahsediyoruz biz. O normal bugün, eşek. Yaban eşeğinden yani bir... Ahırda yetişen, ahırda doyurduğun eşekten bahsetmiyoruz. Doğada yetişen yaban eşeklerinden bahsediyoruz. Bunların sütü insana çok faydalı. Ya eşek niye bu kadar küçümseniyor yani? Ahırda yaşayan başka hayvanlar var, onları yiyoruz da.
Yani neden yani? Ben şunun için binek olarak kullanılıyor. Bir de doğadaki beslenen yaban eşeğin sütüyle eti kesinlikle doğadan olduğu için zarar vermez. Binek yani. Olduğu için mi olmuyor yani? Ya binek tabii ki bir insan düşünebiliyor musunuz? Eskiden sakalar vardı değil mi? Eşekle su taşırlardı mesela. Evet. Şimdi bu hayvan yorgun hale geliyor. Yorgun bir hayvan oluyor. Vücudu yorgun olan hayvan eti yenmez. Fazla yenmez, faydalı olmaz. Manda mesela sürüyor tarlayı. Evet. Yaşlanıyor, kesiyorlar, yenmiyor. Şimdi mandalar bakın özellikle söylemek istiyorum. Mandanın şey sürmesi eşekle bir değildir onun. Şimdi eşekle mandanın yaratılış biçimi çok farklıdır. Öküz. Mandanın eti zaten dinimizde helal olan bir hayvandır. Eşeğin helal olmayan, mübah olan bir hayvandır. Yani etini kerhen yersin. Zoraki bir yiyiş tarzıdır tamam. Bunun. Onu özellikle anlamak gerekiyor. Ben eşek etini tutup da masaya getir anlamında söylemiyorum. İnsanlar bunu öyle algılıyor. Zannediyor ki ben eşek etini alın da yiyin kesin kurban edin. Onu demiyorum. Asla onu demiyorum. Bu devam et hocam. Bunu, şunu demek istiyorum. Yaban eşek etini yani yaban eşek eti zora kaldığın zaman ne olursa olsun yani zora yenebilir anlamıyla söylüyorum. Ama sütü çok faydalıdır. Abim kusura bakmadan hocam yanlış konuşuyor. Domuz avı satışı caiz değildir diye. Abdülrazak Keleş. Konya. Değil mi? Demin de öyleydi. Bu aynı zaten kişiyiz. Zaten bugün Kastamonu civarlarında bakın Kastamonu civarı bakın haram mıdır? Haram mıdır? Ne? Satışı haram mıdır hocam? Öyle bir şey yok ki. O zaman yoksa yani... Ya bence yanlış. Yanlış konuşuyor yani. Size soruyor. Yani ben de diyorum ki haram mıdır? Değildir. Nedir? Mübahtır. Yani satsa ne olur satmasa ne olur. Biri derisini istiyor veya ben diyor bu domuz etini alacağım diyor. Mesela özellikle domuz eti yiyen kimler? Gayrimüslimler değil mi? Ben bunu satın alacağım dediği zaman ne yapacak? Ona helal mi edecek? Al buyur diyecek. Buyur ben sana bunu hediye mi ettim diyecek. Hocam domuzdan hani o kadar giriyorlar. Bazı arkadaşlar da mesela domuz yok. Caiz yanlış konuşuyor diye bir şey yok. Deriden, her şeyinden yararlanıyor. Onun çok şeyi var aslında. Hocam bakın kullanılan dinde var. Şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Yemesin. Bakın tabii ayrı bir konu. Haram. Bakın hocam. Şimdi Müslüman zaten domuz etini satın almaz. Önce burada bir anlaşalım. Ya yemiyoruz. Yani, hayır burada bir anlaşalım arkadaş anlasın. Tamam. Domuz etini bir Müslüman satın alır mı? Almaz. Almaz. Almayacağına göre kime satar bunu? Gayrimüslime. Ya bir para karşılığı gayrimüslime vermek, bir Hristiyana, bir Museviye bunu vermesi, parayla karşılık vermesi caizdir. Bunu anlatmak istiyorum ben. Evet tamam hocam. Ben İbrahim Günger hocam. Geyikburnu'nda... Bir daha yanlış konuşuyor kelimesini işte anlamadan söylemesi, kendi yanlışını... Yani yanlış kelimesi bir kere abes oluyor. Onun iç dünyası vardır. Onu konuşmak gerekiyor. Ben şimdi bir şey soracağım size. Sohbet ediyoruz. Gayrimüslimler kasaplarda satılan domuz etini parayla mı alıyor, bedava mı alıyor? Parayla alıyor. Sadakallahu lazım. Bu cevabı budur. Buyurun. Ben İbrahim Günger. Hocam geyik vurduğunuzda neden kıbleye yatar? Kolay gelsin. Ben İbrahim Günger. Ava giderken av duası var mıdır diyor. Geyiğin o yatması olayına ben inanmıyorum. Emin. Nasıl? Ne soruyor? Emin bir başkan, daha söyler misin? Emin'in uzmanlık dalı. Ben İbrahim Günger. Hocam geyik vurduğumuzda neden kıbleye yatar? Böyle bir şey geyik var mı? Yok öyle bir şey. Uyduruk laf ben bunlar. Ben işte. Oraya bir açıklama neyse, getireyim. Onu... Orada... İki tane yok iki var. Soru sormuş biri başka. Şimdi şuna diyelim hocam. O Emin'in şey. O Emin'in uzmanlık dalı. Diyor ki geyik vurduğumda neden kıbleye yatar? Böyle bir şey yok. İlk defa değil mi? Onlar dedikodu. Arkadaş bir şey sormak istiyorum. İbrahim. Av yaptığı zaman geyiğin düştüğü yerde kıble olduğunu nereden fark ediyor? Soru bu. Nereden kıble olduğunu anlıyor. Ama şöyle söylüyorsa sen meveçullah. Cenab-ı Hak ayetinde kıble, buyuruyor. Hocam kıbleyi nasıl bilmez? Bir dakika. Avcı. Avcı bilemez mi? Ya eğer onu araştırıyorsa orada. Hayır yok diyor. Şöyle. Kıblenin açılımını bana yapar mısınız? Ne o hocanın branşı değil ki ama kıbleye. Ama bir dakika. Söyle, evet. Kıbleye dönük. Yani güneş. Evet tamam. Doğu batı. Batı. Kıble nerede hocam? Kıble özellikle şöyle söyleyeyim ben kıble. O güneşin doğu ve batısının yaptığının
tam orta istikametinden kıbleye ulaşabilirsin. Demek ki bilebilir avcı. Ya bilebilir ama. Yazmış, bakın, hemen yazmış. Bakın hocam de. Bilebilir ama orada bir enteresan incelik müsaade ederseniz. Ben şöyle düşünürüm. Öyle söylerse ben hocama saygı duyarım. Sen mi? Bakın. Estağfurullah. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرُوْ فَيْنَمَا تُوَلِّ فَثَمَّ وَشُّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسُونَ عَلَيْهِمْ Sadakalar. Yani siz kıble aramaktan ziyade Allah'ın her veçi, yani görünen meşrik ve mağrib, yani doğu biraz evvel söylediniz, güneşin battığı ve doğduğu yer neresi olursa olsun kıblegahtır diyor. Hayvan için, özür diliyorum, asıl konu her yer onun için kıblegahtır yani. Mesele budur hocam. Onu söylemek istiyorum. Tamam hocam, buna şey yaptım. Anlaşıldı şimdi, değil mi? Anladım. Hayvan için her yer kıblegahtır sevgili dostum. Peki duası var mıdır? Hayır, hava çünkü giderken... hocam onu söyleyeyim. Niyet edebilir. Bakın, evet. Niyet edebilir. Ama dikkat edin, niyet etmese dahi onun o manevi sadakatı avını güzel yapabilme duası anlamına gelir. Mesele budur. Hangi şehir bu? Bunu soran geyik. Şehri söylememiş, ismi bu var. Bu bir geyik avcısı. Ben bir tanışayım onunla bir kısa bir zaman içerisinde. Ya o şeyi de derler. Yani Karacay'da vurdum efendim, evde uğursuzluk olabilir. Ah dedikodu ya bunlar bakın, böyle bir efsanevi şey. Ben sizlerin yanında teorik bir ilahiyatçı olarak konuşuyorum. Şunu da demiş. Bur bir de hocam bir dakika. Beypazarı. Bir Ankara. Beypazarı Ankara. Hocam pusula götürürüm ve güneşin doğuşu ile batısına bakarım demiş. Doğru söylüyor. Evet tamam. Pusula işte. Götürüyor mu yanında? Aynısını söylüyoruz. Ama ben de diyorum. Ama ya, sen diyorsun ki hani hayvan için fark etmiyor. Fark etmiyor kıblegah. Onun tamam. için her taraf kıbledir hayvan için. Mesele ona. İnsan için bakacak o pusulaya. Onu söylemek istiyorum. Ben Kemal Ayan. Kölünde yaşıyorum. Bak hocam Kölünde. Allah razı olsun. Öz eleştirici avcı arkadaşları sıktıkları fişekleri ne romplamıyorlar, toplamıyorlar. Ben de avcıyım, konuklarımıza size selamlar. Evet, bu da yeni başladı ama toplayan arkadaşlarımız da var. Ama bu tabii ki bakın, güzel bir şey. Çok bir şey hatırlatmak Toplanırsa istiyorum. İyi olur. Hocam bir şey hatırlatabilir miyim? Buyur hocam. Bütün avcı kardeşlerim bu sözlerime çok iyi dikkat etsin. Tüfeğini koydun ve nişanını aldın. Nişan aldığın zaman eğer, bakın dikkat edin, nişan aldığın zaman Bismillahirrahmanirrahim ister de ister deme. Eğer niyetinizde atışı yapmadan kalbinizden bir nifak düşünceleri geçtiği zaman o hayvan mundar olur. Ha, bak şu soru da çok dinen. Diyorlar. Bak hocam bu da karşılaşıyoruz. Anlatabildim mi hocam? Anladım. Çok enteresan. İyi akşamlar hocam. Konya'da Bozkurt'tan Mustafa Bilgin avda av köpeği avı getirirken bazen çenesi çok sıktığı için dişleri ava geçiyor. Bu av helal midir yoksa? Helaldir. Bir sıkıntı olmaz onda. Bazılar da diyor hani öyle ağzında hani hayvanın köpeği salyandan. O tehlikeli işte. Ama ne yapması lazım? Başını kesiyor. Hemen kesecek. Bakın dikkat edin. Yani onu söylemek istiyorum. Hemen başını kesecek. Çok uzun. İşte benim zaten en büyük istediğim de arzum budur yani. Kesmesi o vücuda zarar vermemek anlamına gelir. Yani tekrar ediyorum, nişan aldığı zaman konsantrasyonu tam sağlaması lazım. Düşüncelerinde ana, baba, hanım, para, pul falan böyle bir düşünceler olmayacak. Atışı tam bir konsantrasyon içerisinde yaptığı zaman hocam mükemmel bir av olur. Mesele bu. Mutlu akşamlar, tüfek almadan köpek yakalayıp öldürünce haram mıdır, helal mıdır? Ne? Trabzon'dan selamlar. Köpek. Tüfeğin olmadan çıkıyor, yakalıyor hayvanı götürüyor. Helal mıdır? O köpeğin haram hakkıdır, kesinlikle haramdır, yenmez. Kişi yiyemez onu. Kişi yiyemez. Çünkü köpeğin hakkıdır ya. Köpek gitmiş. Başkan, domuz yağı ile yapılan yanık kremini kullanmak günah mıdır? Not, demin kazayla ben çaldırdım, özür dilerim. Telefonu çaldırdım. Nihayet uyandın yani. Evet hocam. Hocam bu soru güzel bir soru. Şey diyor, domuzdan dile krem yapılıyor. Doğru diyor arkadaş. Doğru, çok güzel bir şey. Evet bak krem yapıyor. Aram ben de buradan çok güzel bir açıklama yapayım değerli kardeşime. Değerli kardeşim, domuz yağı ruha yani özellikle mideye gitmediği için onun sürülmesi caizdir. Bir günah değildir. Önce onu söyleyeyim. Evet. Kullanabilir. Vücut için kullanabilir, dış vücut için faydası vardır. Bak bir arkadaş... Caizdir yani. Günah kelimesi ayrı bir mesele. Caizdir. Günah olmaz. Niye günah olsun? Caizdir. Ve köye yavrulu atma köpek geldi. Bak bu köpekleri de çok salıyorlar köylere artık. Hakikaten doğaya da zarar veriyor. Tavuklarımızı diyor, yiyor diyor. Bunu vurmak diyor günah mıdır diye.
Tekirdağ'dan Yakup. Enteresan. Abi çok var şu anda. Bir daha onu söyler misin hocam? Okur musun bir daha? Köye yavru atma köpekler geldi. Tamam. Gidiyor millet yavrular, hani çok bakan var ya hayvanseverle, gidiyorlar her yere salıyorlar sonra. O ne kusura abi? Bakmasınlar. Yabana, işte yani bak arkadaş adamı, çok doğru bir şey söylüyor. Bak, hayvanseverler kusura bakmasın. Diyor ki benim tavuklarımı yiyor diyor. Evet. Yani bakın o enteresan hocam, tavuklarımı yiyor diyor bakın. Ne yapacak? Peygamber Efendimiz çok güzel bir söz var. Tabii biz bunu kediye köpeğe sokmayalım da. Zarar verici sürüngen hayvanları öldürmek caizdir diyor. Şimdi ben buraya bunu mukayese... Zarar veren hayvanını öldürmek caizdir diyor. İzin başını diyor mesela. Şimdi ben bu hayvanlarına, tavuklarına, civcivlerine, horozlarına, hindilerine zarar veren... bakın burada ne demek istiyorum ben size söyleyeyim. Bakın haram var, helal var. Hangisi hangisinin üstünde bakacaksın. Eğer haram helali gasp ediyorsa bunun yok edilmesi caizdir. Anladın mı hocam? Kim helal? Tavuk helal. Neden? Adamın kendi tavuğu, helal olan tavukları. Dışarıdan onları telef eden daha güçlü bir varlık var. Hayvanları telef ediyor. O zaman demek ki biri haram, biri helale düştüğüne göre onun öldürmek değil. O def etmesi onu caizdir. Nasıl yaparsa yapar. Onun ben açıklamasını yapmak istemiyorum burada. Tepki çekmek istemiyorum yani. Emin Bey, senin şapkalı İsmet Doğuş Tuzla yine yazmış böyle ama aslında bu biraz da senin hocama da biraz şey yapıyor. Yaban hayvanı eşek, zebra yenir dedi. İlahiyatçı arkadaş, bunları tek tırnaklı hayvanlar değil midir? Evet. Peki domuz da yabandır. Acaba domuz da yenir mi? İlahiyatçı arkadaş demiş. İsmet Doğuş, İstanbul Tuzla. Zaten tek tırnaklıysa yenir. Tek tırnaklı hayvan değil midir diyor. Peki domuz da yabandır. Acaba domuz da yenir mi? Ya Müslüman yemiyor. Abi domuz eti yemiyor zaten yani. Arkadaş. Müslüman yemiyor bunu yemiyor ya. Yemiyor ki. Yani gayrimüslim yiyor. Yani o da biliyor da herhalde. O oradaki soruyu kendisi anlamadı herhalde kardeşim. Yok onu biliyor. Emin Bey habere şapkasını gönderdi mi Emin Bey? Şapkasını ne gönderdim? Şapkayı bana gönderdi ya. Yok, gönderdi mi sana diyor. Ben ne yapacağım? Tamam, ben yok. De şapka dolu. Şapkayı doludur. Verir miyim? Buraya gelir miyim? Alırsınız kafamdan ya. Başka evet, bir şey evet, söyleyeceğim. Evet. Biraz mesajlara tamam. Ara verelim mi acaba? Tamam, ara verelim. Biraz ara verelim. Evet, okuyamadıklarımızı başka hafta belki tabii, okuruz. Tabii, başka haftaya evet. Not alıp ya da okuruz. Ya da çok şeye geçti okuruz. Bu. Şeye geçti bu artık. Sorulu cevaplı geçti. Evet, sizlerle evet. De konuşmanızı ben hocam, dinlemek isterim şahsen. Hocam o zaman şöyle diyelim. Ben sizleri dinlemek isterim yani. Arkadaşlar bundan sonra da lütfen mesaj yazmayın. 30-40 yani çok, hepsini veremeyeceğiz. Onların not alıp inşallah bir dahaki programda vereceğiz. Hocam biraz geçen programda fikirlerinden yararlanalım. Evet. Buyur biz. Geçen programda biraz şeyden bahsetmiştik. Bir Müslüman bir Hristiyanla veya bir Yahudi ile avlandığı vakit onun avladığı av etini yiyebilir mi? Yiyemez. Yiyemez. Eğer Yahudi avladıysa Müslüman bunu yiyemez. Bir dakika. Peki Müslümanın avladığı eti Yahudi'ye vermesi caizdir. O yiyebilir. Yiyebilir. Peki yani Müslümanlıkta Müslümanın dışında bir kişiyle avlanmak olabilir ama etini alabilmek kurallara bağlıdır. Kurallara bağlı. Mesela başka bir örnek vereyim size. Hı. Diyelim ki denizden bir Yahudi balık tuttu. Evet. Veya bir Hristiyan balık tuttu. Bunu bir Müslümanın yemesi caizdir. Bu caiz. Farklı bir şey tabii. Denizden çıkanı yemek caiz. Caizdir. Ama avlanırken kurallar var. Nedir? Çünkü bak ayet ne diyor? Enam suresinde Cenab-ı Hak ne diyor? Allah'ın ismi anılıp da avlanan hayvanların etini yemek caizdir diyor. Şimdi eğer bir Müslüman Bismillahirrahmanirrahim diyorsa o kendisi için diyor o et, o av caizdir. Ama bunu bir Hristiyan, bir Yahudi bunu yiyebilir. Ama bir Yahudi bunu demediği için yani Allah'ın ismini orada anmayıp da avladığından dolayı yani Müslümanın ilkelerine aykırı bir hareket yaptığından dolayı Müslümanın kuralları içerisinde Allah'ın ismi anılmadığı için onu yemek caiz olmuyor. Mesele bu. Ama yiyor. Yemesinde bir beis yok benim için. Yani öyle bir sorun yok. Ben sadece sistem gereği söylüyorum.
Hocam yemesinde bir zulüm yok, bir şey olmaz yani. Ona affedersin haramdır diyor. Yenmez diyor. Yenmezse o zaman haramsa yeme. Ama zor duruma kaldın. Daha da kaldın. Vurmuş Yahudi o hayvan etinden. Ya yemesi hemen Cenab-ı Hak ne yapıyor? Mübahtır diyor. Yemende bir cevaz yoktur diyor yani. Mesele peki, bu. Diyelim ki kimlikleri Müslüman. Kimlikleri Müslüman. Biz ava gittik. Şeyi bir yani. Bir dakika. Tamam mı? Ava gittik. Ama ben de anlayayım şunu. Tamam. Kimlikleri Müslüman. Kimlikleri Müslüman. Yazıyor. Şimdi Müslüman. Yenilerde yazmıyor da. Ya da mezhebi, Hanefi. Tamam mı? Eski Yahudilerden bahsediyor. Yok ya, Türklerden bahsediyor. Biz Türklerden tamam, Türkler, ne yazıyor? Tamam, buyurun, ne buyurun. Yazıyor bizim kimliğimizde kardeşim? Eskilerinde mi? Hayır canım. İslam bizim... yazıyor. İslam. İslam. Müslüman değil, İslam yazıyor. Yok, burada ne o yazıyor? Eski İslam. Kimlik, at onu çöp. İslam evet. Abi. Ya İslam yazıyor. İslam pardon, yazıyor. Özür dilerim, düzeltiyorum. Ha, İslam yazar. Geri evet. Kalmış bu ya. Evet, yok, estağfurullah tamam. Olsun ya, İslam özür yazıyor. Özür dilerim. Yok, yok sorun yok. Düzeltiyorum. Emin başkanım. Tamam. İslam. Emin başkanım, yok sorun. Evet. İslam yazar. İslam olan, İslamiyet'e kabul etmiş olan zaten Müslüman. Evet. Tamam. İki Müslüman ava gidiyor. Tamam. Biri domuz eti yiyor. Öbürü bakıyor. O Müslümanlık ne oluyor? Hayır, şimdi bakın. Bir insan İslam olup Müslümanlığı kabul ettiyse domuz eti yiyemez. Yiyemez. Yiyemez tabii. O zaman o kim? Şimdi o dönmedir. Dönme. Dönme. Yani hadi söyleyeceğim. Açıklama yapayım. Tamam, dönmedir onun. Onun adına dönme denir. Ne demek dönme? Yani bedeni olarak Müslüman görünüp ruhu Yahudi olan anlayışa girer bu. Dönme. Ben şimdi bazı köylere ve şeylere söylemeyeceğim. Çok yok, domuz eti şey yiyen köyler var. Yani. Tabii tabii. Biliyorum. Ya o farklı. Ben onlara yerim. Onlara farklı bir şey. Girmiyoruz. Ya peki. Ben de yerim domuz eti. Yani zor kaldım mı geberiyorsam ne yapayım ya onu yani? Onu diyorsa o başka bir şey. Zor o kaldığında yenilebilir. Şimdi bunlara biz bunları açıklamaya gidelim. Bunu İslam açıklıyor. Ne diyor? Bir iki tane dediğin gibi nüfus kağıtlarında İslam yazıyor. Müslüman görünüyor. Dikkat et. Bunlar diyor işte biri domuz eti yiyor, biri yemiyor. Ya domuz eti yiyorsa bu dönmedir. Ne demek? Dışı Müslüman, içi Yahudi demektir veya Hristiyan demektir. Bu Türklerden de Müslümanlardan da olur bu. Yani Hristiyan ve Yahudi dönme mi? Eğer şöyle dönme bak. Eğer nüfus kağıdında, bakın öyle değil o. Nasıl? Müslüman eğer İslam yazıyorsa nüfus kağıdında, hı hı. Sureten bu İslam'dır. Evet. Ve anlamda İslam'sa Müslüman'dır. Bir anlamda. Eğer siz bir yani domuzu alıp domuz etini yiyorsa, dikkat edin, domuz etini yiyorsa caiz olmuyor. Mesela Müslümanlara caiz olmayan, İslam'a caiz olmayan bir niteliği ortaya koyuyor. Şimdi bir Müslüman yemiyor, o yiyor. Buna bir dönme diyoruz. Ne demek? Suret yapısıyla Müslüman ve İslam olarak görünse de ruh yapısıyla Yahudi anlamına geliyor. Ha, caiz midir bu? Ha, Müslüman olduğun için caiz değil. Eğer o Cenab-ı Hak ona bu konuda bir günah veya bir sıkıntı verecekse verir. Neden verir? Sen o zaman daha tehlikeli. Sen burada tefrika yapıyorsun. Yani ikilik yapıyorsun burada. Riyakarlık yapıyorsun. Suretle Müslüman görünüp ruhundaki Yahudiliğini gizliyorsun. Binaenaleyh. Ama bir Müslümanın önünde de bunu yiyorsun. Bunu yediğin zaman bu daha tehlikelidir. Daha hakkın indinde cezası ağır olur yani. Mesele budur. İslam'a göre yani Hanifi'ye göre tamam. Söylüyorum. Hanifi'ye göre söylüyorum. Dinimizde ateistliği kabul ediyor mu? Dinimiz mi? Hı hı. İslam dini şöyle söyleyeyim. Ateizm kelimesini özünde ben direkt İslam bunu bakın Müslümanlık İslamiyet yaşantısı literatürü içinde ateisti kabul etmez. Yani dikkat edin. Ama hakkın indinde ateistin Allah'ı yok demek değildir yani bu Kur'an. Çünkü tasavvufta fıtrat vardır. Fıtrat ne demek? Yaratılış, öz. Öz kelimesinin birleştiği noktada tevhiddir. Tevhid dediği zaman kainatta ne kadar yaratılış varsa o tevhidin içine girer. Yani Hristiyanından, Müslümanından, Yahudisinden, ateizinden hepsi onun içine girer. Ateist derken burada is kelimesini de açar mısınız hocam? Ateist dediğin zaman is kelimesinin manası kendi aklıyla kendine hükmeden demektir. Bu Budist'teki isle bağlantısı nedir hocam? Ya Budist'teki bağlantısı şu anlama geliyor. Budizm her ne kadar ateistin kendi aklıyla hareket etmesini görse de Buda da bir özellik var ayrıyeten. O gene affedersin gökteki tanrıya inanır. Öyle bir inanç sistemi vardır Budizm'de. Anlatabildim mi? Evet.
Pardon, bir yere geleceğim. Ama bu konuyu çok şeye girdi. Çok uzatmadan alın dışına çıktı bir yere geleceğim, sanki. Bir yere geleceğim. Ama çabuk kısa bak, olsun. Bu is kelimesi var ya, ist. 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 Evet, isti bir daha açar mısın hocam? Neydi bu? Aklın, bak is kelimesi. Mesela orada iki kelime söyleyeceğim. Bütün Türkiye'deki ilahiyatçı arkadaşlar, profesörler dinlesin. Çok enteresan. Bunu belki kendileri de çözemez. Ama ben bunu bir cevher olarak sizlere sunuyorum. Buyurun. Şimdi is kelimesinin ateistteki kullanımı aklın tanrılaşan hali demektir. Evet. Ama bir Müslüman da aklın vahiyle hareket etmesi demektir. Aradaki fark bu. O zaman isle ilgili bazı ekli başka kelimeleri daha sonra tartışacağız. Faşist, komünist gibi. Evet. Ya bize siyasete girme, yok, siyaset girmiyoruz değil ki. Şeyde avdan saptık bilmem. Yok yok, bu da avın işine girer sevgili dostum. He, ha tabii ama... tabii. Yani sevgili dostum söyleyeyim, bu da avın işine girer. Şimdi bir onu başka bir konu, yani din konusu aldı, tasavvuf meselesi ama fazla avın avdan, şeylerine avdan girer. Ama şu çok önemli yoksa... bak. Abi şu çok önemli bak. Sorduğu soru çok enteresan. Avla ilgili abi bu da. Çok enteresan bir soru. Teşekkür ediyorum sevgili Emin Başkan'a. Hakikaten güzel bir soru. Yani iki Müslüman yan yana gidiyor. İkisinin nüfus kağıdında Müslüman yazıyor, İslam yazıyor. Ne yazık ki biri domuz eti yiyor, biri yemiyor. Şimdi bu çok enteresan. Bu soru çok muhteşem. Ama şimdi şöyle bir şey diyor. Bizim arkadaşlarımız da var gayrimüslim mesela. Ama onlar mesela ben ava gittiğimde yanımda, yani ben örnek vereyim arkadaşım, yanımda yiyorlar. Bana ne, yiyorsa yesin, ben yemiyorum ki. Şimdi ben... Orada ben günah mı alıyorum? İslam ne? Seni, orada İslam seni, yani İslam dediğimiz din seni ele almıyor orada. Ha onu mu? Onu ele alıyor. Ha niye yiyorsun tabii, onun yanında yani, mı? Tabii yani sen diyor Müslümansın, İslamsın. Sen domuz etini bir Müslümanın yanında Müslüman gibi görünüp de hani derler ya, dinime küfreden bari Müslüman olsa. Yani sen şimdi Müslüman mahallesinde salyangoz satarsan o senin yaptığında caiz olmaz. Mesela bu neye benzer? Bir oruçlunun yanında oruç yemek gibi. Bunlar caiz olan şeyler değil yani İslam'ın. İslam'ın iyi uygun gördüğü şeyler değil bunlar. Buyurun. 3 dakikamız kaldı. O ne çabuk bitti ya. Daha burada bırak soruları okumadık artık, daha dedim hani. Ama avcı diye. Kardeşlerime çok son sözümü bana bıraktığın zaman. Ya, tamam bir buyurun. Tane okuyayım. İyi akşamlar Cengiz Başkan. Ben Kayseri'den Bekir. Ben tazı ile avlandım. Tazı ile avlanmak mubah ama avladığı çok tavşanı biz yetişmeden öldürüyorlar. Onlar haram mıdır? Saygılar. Oranın hocam, o çok güzel bir soru. Acaba tazının tavşanı öldürdüğü zaman kendisi, ya bir dakika, vuruyorlar mı önce tavşanı? O çok onu önemli. Yok yok, vurmuyor. Tazı yakalıyor. İşte o caiz değil, yenmez. Ben de diyecektim ya, hocam. Olayı çözdüm ama ben olayı çözdüm. Tazı zaten tamamen tavşan için tabii hocam, kullanılan tabii. O yakalıyor. İşte orada vurma kelimesini kullanmadığı için. Yok, kullanmıyor. Kullanmıyorsa onu yiyemez çünkü... İyi ama şimdi vurabilir şöyle... Vurabilir de yani. Ama bak, gelirse bak, vurabilir ama vuramazsa... Şimdi, ama şurada bir vurur, ince cümle, onu yazmamış da... Ben tazı ile avlandım. Ama atıp atmadığını bilmiyorum, onu belirtmedi. Ama anladığımız kadarıyla tazı yakaladı tavşanı. Yakalayınca diyor, biz gidene kadar... Öldürüyor diyor yetiştiriyor. Bitti olay, onun hakkı o, tazının hakkı yani. Yani avcının hakkı değil. Değil tabii. Yani demek şu mu hocam, yani... avcı yani bir atış yapması lazım ona ki kesinlikle, köpek alırsa kesinlikle. Sen hakka sahip mi öyle oluyorsun? Oluyor. Çünkü köpeğin, bakın hocam, orada tazının ona yetişip öldürmesi demek avı kendi yapıyor demektir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kendi yapı, kendine yapıyor demektir avı. Yani sahibine teslim olmuş bir av değil bu. Onun için bu köpeğin hakkıdır. Allah ona veriyor bu hakkı. Yani dini, din diyelim, ona veriyor bu hakkı. Bunu tutup da yeme. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hastalık da kapmaması açısından çok önemli. Nasıl? Yani bir hastalık, yani o tazının yani bütün hayvanlarda mikrop taşıyıcılığı vardır hocam. Mesela bir köpek düşünün. Kılı ağızdan gittiği zaman, örnek veriyorum, bu böbreklerde öyle bir hastalık yapıyor ki askerde bile askerlik yapmama hakkı veriyor doktoruna. Allah. Tabii korkunç ameliyatlar geçiriyor. Köpekten kılı. Yani kıl yok, köpek sadece köpek kıl. Misal veriyorum. Her türlü kıl. Her türlü kıl tabii. Hocam hemen vaktimiz kalmadı. İki tane okuyacağım daha. İyi akşamlar. Edirne'den selamlar. Bu değişik olduğu için. İsmim Mustafa. Başkanım, eşi hamile olan bir kişi memeli hayvan avına gidebilir mi? Hiçbir beis yok. Gidebilir hocam.
Hiçbir sorun yok. Tavşan vurup yiyebilir mi? Teşekkürler. Yiyebilir. Demiş. Hiçbir sorun yok. Yani hanımı şey herhalde. Hayvan hamileyse olmaz. Ama yok yok hanımı diyor. Hanımı hamileyse gidebilir. Avla ilgili bir sorun yok. Ha bak şimdi Zeytinburnu'na İlyas Başkan arıyor. Son onu okuyorum. İlyas Başkan'a selamlar. Bu İlyas Başkan da biliyorsun müthiş domuz avcısı. Domuz gördüğünü yolunu değiştiriyor domuz. Ha, bu hani vurulan adam. Yapma ya, tanıyor mu hocam? Vurulan bir adam vardı. Yok yok. Hocam domuz tanıyor İlyas, demek. İlyas Başkan Zeytinburnu'nun başkanı müthiş domuzcudur. Ama domuz onun gittiği yerde kesinlikle Allah domuz kokusundan mı fark ediyor hocam? Müthiş bir domuzcu. Zaten domuzcu katili taktım ona be. Başkanım iyi akşamlar. Söylüyor şimdi. Bilmeyerek domuz eti yenirse bunu başkanımıza söyle diye haram mı olur? Bilmeden yedim diye. Bana mı soruyorsunuz? Evet. Evet, bilmeden domuz eti yendiği zaman bunun günahı olmaz. Haram da olmaz. Bilmeden yemek. Bilmeden yemek oruç bile bozmaz. Hocam çünkü ben itiraf hocam oruç edeyim, bile bozmuyor bilmeden yemek. Hocam ben itiraf edeyim. Ben Romanya'da avlanırken bana yemişler. Yedim ben hiç anlamadan da yedim. Sonra dediler ki Roma dedi tabii ki insan bir tiskin mi alışık oldu. Şimdi Müslüman. Son cümleleri alalım. Geçti 2 dakikada. Emin Esen Kova. Önemli bir mesaj var. Hocaya gelmiş. Eyvah. İyi akşamlar mavi tişörtlü hocam. Mavi bilmeden konuşuyor demiş. Yahudiler domuz yemezler ve de Yahudi toprağına domuz basamaz. Ancak domuz yetiştirirler. Nasıl mı? Platform üstünde beslerler. Bu belki bir Yahudi. Bilmiyorum. Ben öyle bir şey demedim ki. Ben misal verdim sadece. O örnek olarak. Ben onu örnek verdim. Yani. Onlar böyle bir domuz eti yiyor demedim ben. Evet. Domuz eti yani gayrimüslimden bahsettim. Bu Yahudi olabilir. Musevi yani. Musevi olabilir. Yahudi farklıdır hocam bak. Yahudi bir tarikattır. Önce arkadaşa buradan söyleyeyim. Yahudi kelimesi bir tarikattır. Ne? Musevi'nin bir tarikatıdır. Hatta en sert tarikattır orada. Yani insanlar hani Kur'an'da diyor ki Yahudilerle dost olmayın dediği denilen Yahudiler. Musevilerin şimdi, bir dini yok mu hocam? Müsaade eder misiniz? Var Musevi işte. Ha. Musacı. Tamam. Ama Yahudiler ise bunun dışında bak. Aynı Musevi olmasına rağmen katı bir görüştür. Bunlar domuz eti yemez hocam. Tarikat. Tarikattır bu. Bir anlamda tarikattır. Hatta çok cellat bir tarikattır. Yani özellikle Müslümanları katleden bir tarikattır yani. Tamam mı? Şimdi öyle konuştuğu zaman bunun cevabını daha da değişik veririm ben. Hocam biraz bitiriyorum. Yani Yahudilik başka bir felsefedir. Onu ayrı konularda konuşmak lazım. Benim söylemek istediğim yani gayrimüslimlerden Musevi olabilir, İsevi olabilir, ateist olabilir. Yani ne olursa olsun Müslümanın dışında bir konuşma yaptım. Ama evet. Ben Musevilikten Yahudilik kelimesini yenir anlamında kullanmadım. Anla, yani. Tamam hocam. Son cümleni söyle Emin Bey. Hemen Milner, soruyu ama söyle. Tebrik ederim arkadaşı. Yani oralardan bir şeyler yakalıyorlar. Ya yakalı ya da orada cümle de olur öyle şeyler. Kadir Çiftçi'ye bizle beraber vakit geçirdiği için ve program sonunda alışveriş yapacağı için çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz kendisine. Tüm avcılara selam ve saygılar. Bir kelimeyle bitirelim. Avı vurduklarından çok vurmamayı tercih ettiklerin olacaktır. Teşekkürler. Buyur hocam son cümle. Güzel, hoş bir sohbet oldu. Özellikle çok çok avcı kardeşlerim özellikle başarılar diliyorum. Ama bizim söylediklerimiz bize İslam'ın vermiş olduğu bir literatürdür. Ama avcılıkta kalbi selim, aklı selim, ruhunla güzel olan, niyetleri halis olan herkesin yapmış olduğu av meşrudur. Allah yollarını açık etsin. Şansları bol olsun diyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ve avcı kardeşlerimi seviyorum yani. Hocam bitmez bu çünkü sorularda bayağı var. Onları not alacağız. İnşallah başka bir programda. Bir not daha onları söyleyebilir miyim? Buyur hocam. Mesela İslam dışındaki gayrimüslim kardeşlerim kim olursa olsun onların da av yapması, onların da avlanması o kadar güzel, o kadar güzel ki ben onları da avlara devamlı teşvik ediyorum yapabilmeleri için. Yani gayrimüslim kardeşlerimi de teşvik ediyorum. Bizim Müslüman kardeşlerimiz de avları da tabii ki onları da teşvik ediyoruz. Ama bizim burada dini kurallar içerisinde olumsuz gibi görünse de onlar kendi aralarında hani ne derler maslahat. Maslahat ne demek?
faydalı olan her şeyi yapmaları dinen de caizdir. İdare-i maslahat. Dinen caizdir maslahat. Tamam, teşekkür ederim. Bir program daha burada sona erdi arkadaşlar. Biliyorsunuz zamanı da aştık. 7 dakikada fazladan oldu. Şöyle diyelim, inşallah gelen mesajlar WhatsApp hattından bayağı yoğunluk oldu. Şöyle diyelim, inşallah bir başka programda görüşürüz. Bu konuları yine ilahiyatçı hocamızı çağırırız. Tabii ki tezat düşen arkadaşlarımız olabilir ama o dinimizdeki olan şeyi ne söylüyorsa onu söylüyor. Bazı arkadaşlar yadırgıyor, diyor ki yok öyle yanlıştı, böyle doğrudur. Ne diyorsun? Av için karışmıyor. İsteyen istediğini yapsın diyor. Ve bu programı da burada bitirelim çünkü bayağı geç oldu. Haftaya aynı günde, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.